Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere QQ Shutup hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. QQ Shutup'ın kullanma amacı bilgisayarımızda arka planda çalışan ve bizim hiç işimize yaramayan ve bilmediğimiz hizmetleri kapatmaya yarayan program arkadaşlar. QQ Shutup'ın temel amacı aslında bu. Ama bunu kullanmayı bilmiyorsanız kesinlikle kurcalamanızı istemiyorum. Çünkü yanlış ayarlar yapabilirsiniz. Bunlar sorun yaratabiliyor ve sizlere sıkıntı yaratabiliyor. Bunun için arkadaşlar şimdi programı ilk açtığınız zaman buradan herhangi bir ayar yapmadan önce zaten direkt olarak program sizlere soruyor. Diyor ki bakın herhangi bir şekilde buradan bir ayar yapmaya çalıştığınız zaman diyor ki ben geri dönüşüm noktası yaratayım mı yaratmayayım mı? Direkt olarak soruyor. Veya onun yerine arkadaşlar buradan action kısmına gelip create system restore point diyebilirsiniz. Yani geri dönüşüm noktası yaratabilirsiniz buradan. Yapmış olduğunuz herhangi bir şekilde bir yanlış ayarı yaparsanız eğer özür dilerim cümleyi devri kurdum. Eğer bir yanlış ayar yaparsanız da bilgisayarınızda herhangi bir şekilde bir hata oluşursa geri dönüşüm noktasıyla önceki geri dönüşüm noktasına bilgisayarınızı yükleyerek sorunlardan kurtulmuş olursunuz. Yani tekrar format atmak zorunda veya sorunu çözmekte uğraşmazsanız yani. Bu şekilde minimum seviyeye indirebilirsiniz hatanızı. Bunu yapmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada arkadaşlar ben videoyu çekmemek temel amaç şu. Bazı arkadaşlarımız hani modlanmış Windows kullanmak istemiyorlar. Hala güvenlik problemi yaşayan kişiler var. İşte ne bileyim ekran kartı üzerinden belki mining yapacaklar falan diyen insanlar oluyor. Onu geçtim. İşte bilgilerimi çalarlar falan diyor insanlar. Haklılar. Kendilerince haklı sebepleri var çünkü. Kimseye bir şey diyemiyorum. Burada modlanmış Windows kullanmayan arkadaşlar veya modlanmış Windows kullanan arkadaşlar da bunları kullanabilir bu arada. Hani yine modlanmış Windows'ta mesela atıyorum buradaki işlem sayısı minimum seviyededir. Atıyorum 40'larda 50'lerdedir. Yine de buradakini işlemleri yaparak arkadaşlar işlem sayısını minimuma indirgeyebilirler. Ben burada sizlere uzun uzadıya böyle yarım saat bir saat anlatmayacağım. Burada yapmanız gereken ayarlar şunlar arkadaşlar. Buradaki bütün ayarları açıyorsunuz arkadaşlar. Bunların ne olduğunu tek tek böyle anlatmaya kalkarsam emin olun çok video uzayacak. Yarım saat bir saat falan sürecek. En basiti taskbar'daki arkadaşlar disable people icon. Hani burada ikonlar falan çıkıyor arkadaşlar. Bunları disable ediyoruz. Meet now falan uygulaması var mesela. Eğer kullanıyorsanız bunları disable etmeyebilirsiniz. Ama bunlara emin olun %80 hatta %90'ınız bunları kullanmıyorsunuzdur. Veya en basiti Cortana. Cortana'yı hanginiz kullanıyorsunuz mesela? Ben Cortana kullanan bir insan görmedim. Veya Microsoft Edge kullanan çok nadir insanlar var arkadaşlar. Yani 100 tane insanın belki bir tanesi iki tanesi falan Edge falan kullanıyordur yani emin olun. Neyse bunlara değinmeyeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki bütün ayarları aktif ediyorsunuz. Sadece burada dikkat etmeniz gereken nokta şurası arkadaşlar. Kamera ve mikrofon ayarları. Eğer kameraya sahipseniz buradan bunu açacaksınız arkadaşlar. Pardon. Bunu açmayacaksınız bunu. Eğer benim gibi kameraya sahip değilseniz bunu aktif edeceksiniz. Bunlar ve bu alt tarafta yer alan arkadaşlar mikrofonlar var. Burada mikrofon. Altta da ses aktivasyonu var arkadaşlar. Alttaki uygulamaların ses aktivasyonunu erişimini kapatmaya izin vermeniz anlamına geliyor. Bunu eğer açarsanız ve işlemleri yaptıktan sonra kaydettikten sonra siz Discord üzerinden konuşamayacaksınız. Çünkü Discord sizin ses aktivasyonunuzu erişimine ulaşamayacak. Hani buna siz buradan disable ettiğiniz için bunu hani erişimini kısıtladığınız için arkadaşlar bunu yapamayacak. Mecburen bunu tekrar açmanız gerekiyor. Sadece burada dikkat etmeniz gereken şey şu ikisi ve üstteki kamera arkadaşlar. Geri kalan her şeyi gönlünüz rahat bir şekilde kapatabilirsiniz. Buradan bir de arkadaşlar bunları yaptıktan sonra ikinci sekmeye geliyorsunuz. İkinci sekmenin de aynı şekilde hepsini kapatıyorsunuz. Yine burada yer alan arkadaşlar mikrofon ve kamera kısmı var arkadaşlar. Bu ikisine dikkat ederseniz yeter. Diğerlerinin hepsini direkt olarak kapatabilirsiniz. Ama burada bazı insanlar işte Windows Update'i ben kapatmak istemiyorum mesela falan diyor. Buradan arkadaşlar Disable Windows Update'i yani otomatik update'i açabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış bu kısım. Eğer hani hiçbir bilginiz yoksa, herhangi bir şekilde hiç İngilizce bilmiyorsanız direkt olarak telefonunuzda yer alan arkadaşlar Google çeviriyi kullanabilirsiniz. Çok basit bir uygulama arkadaşlar. Google çeviriyi açın. Alt tarafta kamera yazan yere tıklayın arkadaşlar. Buradan direkt olarak monitörünüze tutun. Direkt otomatik çeviri var arkadaşlar. Otomatik çeviriyle direkt olarak ekrandaki İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çevirebiliyor. Onun yanı sıra dilerseniz arkadaşlar Google Lens üzerinden yani fotoğraf çekip Google Lens üzerinden de bunları Türkçeleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben uzun uzadıya bunları anlatmak taraftarı değilim. Çünkü video çok uzayacak. Sizlere genellikle şunu söylüyorlardır.
Action kısmında arkadaşlar Apply Only Recommended, yani önerilen ayarları uygula diyor mesela. Bunu da yapabilirsiniz. Bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bunu kullanmayın. Kendiniz dediğim gibi amacınız maksimum FPS almak ve hani kullanma hizmetleri kapatmak istiyorsanız arkadaşlar bunları yapın. Ve hani illaki çıkacaktır birileri, ya şu kapatılır mı, bu kapatılır mı, şöyle yapılır mı, siz çok cahilsiniz vesaire vesaire gibi birçok fikir üreten insanlar olacak. Arkadaşlar bakın, benim bazı çekmiş olduğum videolara yorum yapanlar veya özelden yazan kişiler oldu. Bakın, hakaret olmadığı sürece düzgün eleştiriye ben her zaman açığım. Ama işte yok geri zekalısın, sen şu işi bilmiyorsun, sen bu işi bilmiyorsun. Ben mükemmelim demiyorum hiçbir zaman. Benim de eksiklerim vardır, benim de bilmediğim şeyler vardır. Ben sizlere burada ne biliyorsam onu öğretmeye çalışıyorum. Hatam varsa buyurun söyleyin, beraber düzeltelim. Ben eleştiriye kesinlikle sonuna kadar açığım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu ayarları yaptıktan sonra kaydedin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Eğer herhangi bir şekilde bir sorun yaşarsanız arkadaşlar, buradan oluşturmuş olduğunuz geri dönüşüm noktasını tekrar bilgisayarınızı yükleyip oradan devam edebilirsiniz. Veya herhangi bir şekilde bir sorun yaşarsanız buradan en üstteki simgeye tıklayıp arkadaşlar bunu, yani veya buradan, ama bunu almayabilir, bilmiyorum hani şu an için emin değilim bu ayardan. Hani yapmış olduğunuz değişiklikleri geri al demek arkadaşlar bu. Siz kaydedip çıktıktan sonra bunu tekrar yapar mı fikrim yok. Ama en üsttekini kullanmanızı tavsiye ederim herhangi bir şekilde bir sorun yaşarsanız. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer sizlere yardımcı olduysam çok sevinirim. Eğer hoşunuza gittiyse video arkadaşlar, bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. FPS artışı yaşadıysanız arkadaşlar yine aynı şekilde yorumlarda bunları belirtirseniz çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.